Selam. 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 Doruk ne bağırıyorsun demeyin. Epeydir ağız tadıyla bir selam demedim aileme. Ondan içimde kaldı. Ne örüyorsunuz dobidalılar? Neyse, korona var. Öpüşüp koklaşma zamanı değil. Videoya geçelim. Videoda bir efsane var. Tavşanlar havuç yer falan diye bir efsanemiz dolanıyor ya. İşte onu denedik. Bizzat kendim ben denedim sizler için. Sonucu görelim bakalım. Ne yapmış? Davşan, 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 davşan. Aha da size davşan. Nesi varmış? Bir şey yok neyse ki. Ha, muayeneye gelmiş. Evet. Anne. Orasına burasına bir bakacak. De sizin şöyle koltuk altına tutmanız gerekecek. Tutmam mı abi? Tek. Isıtırır mı? Isıtırmaz. Hırçın mısın sen? Senin her tarafın hırçınlaşan olur. Yavru. Tavşan ısırı da kötü bir aslında. Gelme. Müsait değil. Havuç var mı? Dilsene beni. Yok ya. Allah Allah, tavşan bulduğunda illa ki havuç ne çizgi film etkisinin altında kalmışsınız siz. Tavşan dediğin havuç ya. Başka hiçbir şey yemez. Öyle bir şey var mı Sercan Bey? Tavşanlara sadece havuç verilmelidir. Oğlum havucu o kadar da sevdiklerini görmedim ya. Evet, hakikaten ya. Havucu o kadar da çok sevmiyorlar. Niye öyle? Ama en kemirilebilecek gıda da havuç. Baktığın zaman böyle daha kırt 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 gelecek bir şey ki. Öyle bir yeme stili. Elma da güzel yani. Ya, elmayı da çok seviyorlar. Aksine. Tatlı çünkü. Ama elmayı bir sürü, ya birçok hayvan seviyor. Yani köpek de seviyor. Evet. O tavşan. Bugs Bunny çizgi filmlerinde gördüğümüz tavşanlar... Stereotipi. Tavşan stereotipi. Tavşanlar havuç sever, yalandır efendim. Ya havuç mu şeytin? Sevse sevse villan sever. Aa da deniyoruz burada. Tamam yarabbim. Ben seni seviyorum. Dışarıda vereceğim sana havuç. Sercan abi görmeden. Sercan görmeden vereceğim havucu sana. Çok mu korkuyorsun? Tamam. Efendim, tavşan bakmak halkımızda kedi köpek bakamayan, tüy dökülmesinden şikayet eden vesaire, vakti olmayan falan gibi herkesin o zaman tavşan bakalım dediği bir hayvan türü haline gelmiş durumda. Çizgi film izleyiz diye çocuklar hakkında önyargıya sahip oluyorsunuz. Öyle tavşan dediğimiz an sanki böyle kafeste besleyecekmişsiniz, önüne iki marul havuç atıp beslemeye başlayacakmışsınız gibi bir dünya olmuyor maalesef. Dün bahsetmiştiniz ya sizin tavşan anılarınızdan. Benzerini onlar da yaşamıştı. Evin, harbi mi? Ev, yok o kadar değil de yani şimdi sizinki kadar olamaz. Gider açmamış. Evin şu parke kenarlarının tümünü sökmüşler mecburen. Bak. Bak harekete bak. Bu çocuğu beslemek aslında kedi köpekten daha zor bile denilebilir. Evet. Evet. Yani tüm kemirgenler için. Karakterine bağlı olarak. Hani o hep şikayet edilir ya, kediler koltuğumu parçaladı. Bir şey takıl değildi Bugs'ı bu arada. Kediler koltuğumu parçaladı. Köpeğim kapıyı kemiriyor gibi şeyler. Alın da görün. Emin olun, tavşan alın da bir görün bakayım kemirmeyi memirmeyi. Evladım, bu Bugs sana biraz küçük değil mi? Sığabiliyor musun buna sen? Açmayacağız. En son bir dişlere bakıp göstereceğim. Peki. Dur 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 dur. Tamam. O zaman biz hazırda bekliyoruz. Bu Agnes'ti değil mi? Agnes, evet. Yatırıyorum. Aha, aynen. Aferin, aferin. Arka patileri kullanma. Aferin sana. Özellikle tavşanlarda diş muayenesi rutin bir şekilde yapılması lazım. Çünkü dişler, muayeneden kastımız da şu, dişler uzayabilen canlılar. Zaten o yüzden kemirgen diyoruz. Uzayabilen canlılar nedir ya? Uzayabilen canlı dokular diyecektim aslında ben orada. Yani başka bir de işte tavşanların dişleri uzar. Ön dişleri uzar. Bundan dolayı da kemirme davranışı gösterirler zaten. Ya da kemirme davranışı gösterdikleri için dişleri uzayabilecek şekilde evrimleşmiş de olabilir. O kısımdan emin değilim. Evrim mevrim konu şimdi bayağı uzar. Videoya geçmeden siz aklınızda şunu tutun. Tavşanların ön dişleri uzar. Videoya geçmeden önce, videoya devam etmeden önce bir açıklamada da bulunayım. Bu kanalda kedi köpek dışında diğer hayvanları çok fazla görmüyorsunuz ve çok fazla yorum atıyorsunuz. Daha fazla kuş videosu gelsin, daha fazla tavşan videosu gelsin diye. Ama burada şöyle bir konu var. Bizim veteriner hekimlerimiz kendilerini yıllardır bu konuda geliştirmiş insanlar. Kedi ve köpek dışındaki hayvanlar da zaten ülkemizde az bulunduğu da için bize çok fazla gelmiyor. Gelmemesi sebebiyle de ben size çekmiyorum ki arada sırada gelmiş olan bu tavşan, kuş gibi farklı türde hayvanların da videolarını sizi bilgilendirebilmek adına çekmeye de devam edeceğim. Videoya devam. Daha da strese sokmadan. Hadi gel mi? Tamam tamam. Kazıma bir yerlere.
kliniği. Oğlum kliniği kalmadan sen mi gittin? Göte bak. Gel havuç deneyeceğim içeride sana. Deneyeceğim ya, merak ettim. Yiyecek mi yemeyecek mi? Yemeyecekse vermeyeceğim. Şey, yiyecekse vermeyeceğim. Ama deneyeceğim. Çocuğa hiç denememişler. Yani bu kadar. Seviyor mu sevmiyor mu? Havuç yiyecek mi? Havuç yiyecek. Şu efsaneyi bir konuşalım bakalım. Bir gel. Çocuk seviyor mu sevmiyor mu? Onu deneyeceğiz. Bu arada hiç yemedim bugüne kadar. Hiç vermediniz. Hiç vermedim. Tamam. Güzel. Tadını bile bilmeyen, kokusunu bilmeyen çocuğa deneyeceğiz. Kızımız iyi bu arada. Dedim ben sana. Şöyle, genel durumuyla alakalı bir problem yok. Deri sağlığı normal diyebileceğim vaziyette açıkçası. Şey falan, yemeyeceğim mi? Yıkadınız vesaire biliyor musunuz? Tamam. Kendinize. Aynen. Şey, yıkamanızı hiç tavsiye etmem. İşte. Bu çocukların işte deney hayvanı olarak kullanılmasını seviyor. Cilt hakikaten çok hassas. Sadece çok sıcak olduğuna bir ıslak tülbentle biraz ağlıyor. Evet, gördünüz o tavşanların havuç şeyini, efsanesini. Hiç de öyle bir şey yok. Efsanede şey, kökü değil saplarını yiyorlar. Ama şey, çizgi filmler katır kütür tavşanlar üzerine, şey pardon, havuçlar üzerine döndüğü için. Bugs Bunny'ler falan. Yok değil mi? Ya. Şöyle, tavsiye edeceğim, genel durumu gayet iyi gördüğüm genç bir biz de havuç yiyene teslim edelim. Onu da yedirmedin. Onu yiyebilirsin. Neden yemiyormuş tavşan? Saplarını yiyorlar. Evet, tavşanların da aslında havuç yemediğini, yani daha doğrusu havuç o kadar da aşık olmadığını görmüş oldunuz. Hepsi birer efsane. Genelde saplarını yiyorlar bu arada, sahibinin de söylediği gibi. Evet, nereye geldik? Hoş geldiniz de sizi yavaştan çıkaracağız çünkü hazırlıklarımız başladı. Şu an ben sansürümü koydum. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsun? Ya birkaç bir şey sorayım dedim. Sor sor. Gördün güzel sansürüm. Çıkıyor muyum? Ha? Ha, o diye şöyle yapsam da parmaklarım düşse onun efektini verebilir misin? Oldu. Ben şöyle yapayım. Çok güzeldi bence. Bir şeyler soralım, konuşalım istedim. Tabii ki. Sırlaştırma adına şöyle bir rehber niteliğinde bir çekime git. Sadece ricam çok bölgeme yaklaşmayın. Şu an hazırlık bölgeme. Peki. Kovuyor beni. Estağfurullah canım. Tedbirli olmak diyelim. Heh, söyleyiniz, dinliyorum. Şimdi... Şimdi operasyonla ilgili, kısırlaştırma operasyonuyla ilgili odur, budur, bu değildir, şudur, bir sürü safsata da var. Gerçekten saçmalık düzeyinde konular. Az önce de söylediğim gibi sokak hayvanlarının doğasına karışmayalım, onları kısırlaştırmayalım, işte onların doğası öyle falan filan diye saçmalayan insanlar da var. Hakikaten onların sağlığı için ne gerekiyor? Böyle bir tıbben anlatalım mı? Anlatalım mı? Gerçekten bir aşağıya bir yazar mısınız? Şöyle bir rehber oluşturma niteliğinde, rehber oluşturma amacımız var. Kliniğimizde kısırlaştırma operasyonlarını yapan hekimimiz Sevgi Hanım, aynı zamanda yumuşak doku cerrahisine giren kişi de zaten o. Onunla beraber diyoruz ki bir kısır sohbet yapalım. Kısır sohbetten kastım, şaka yapmadım orada. Ciddiyim oldukça. Konu çok kısır dönüyor ülkede. Yani kısırlaştırma konusu böyle bildiğiniz bir kısır döngü. Kısırlaştırmak iyidir, kötüdür, şöyledir, böyledir, öyledir, öyledir. Konu çok fazla uzuyor. Bu kısır sohbeti biz kısır döngüden çıkartalım istiyoruz. Adını da kısır sohbet koyalım istiyoruz. Sadece kısırlaştırmaya dair konuştuğumuz videolar belki Sevgi Hanım'ın operasyondan çıkış anında böyle kısırlaştırma operasyondan çıkış anında alır bir konuyu cevaplattırırız mesela. Böyle videolar özellikle bu çekim için gelsin mi, gelmesin mi? Yorumlarda bir belirtin lütfen. Ona göre bir kısır sohbet rejisi kuracağım. O zaman kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve sonra sokak çocuklarına bir kap su, bir kap mama koymayı unutmuyorsunuz. Ya hadi mamayı koyamadınız. Bir pet şişeyle çıkın. Kapının önündeki o tasla, eminim kapınızın önünde bir tas vardır. O tasa ne olursunuz su koyun. Havalar çok sıcak. Şu an suya çok ihtiyaçları var onların. Haydi gözünü seveyim. Görüşürüz.